Merhaba arkadaşlar, ben Kerim Çağlar. iOS programlama, Swift dili ile iOS programlama dersinin 5. sınıfına hoş geldiniz. İlk 4 derste yaptığımız uygulamadan tekrar devam edeceğiz. Yaptığımız uygulama ise To-Do List, yabancıların deyimiyle. Bizim deyimimiz ise yapılacaklar listesi. En son görsellik olarak hazırlığımızı yapmıştık. Hazırlığımızda bir yapacağımız görevin adı ya da yapacağımız işin adı ve detayını belirten iki tane text field koymuştuk, bir buton koymuştuk. Bu butona tıklayınca butona bastım yazısı yazdırmıştık ve bir de table view koymuştuk. Table view'da sağ tıklayın arkadaşlar. Data source'unuzun ve delegate'inizin bağlı olması gerekiyor. Diyelim ki buralar boş. Eğer boşsa buradan yanına geldiğinizde artı oluyor yuvarlayan için. Bunları taşıyıp şuradaki sarı kutucuğa götürüp bağlamanızı istiyoruz. Bu zorunludur. Bunu yapmadıysanız programınız doğru çalışmayacak. Aynı zamanda burada hücre kısmında da identifier, mysel, siz identifier'ına başka isim verdiyseniz o isim yoksa eğer yine sıkıntı yaşarsınız. First view controller'a hemen gelip şuradaki butona tıkladım yazısını kaldırıyorum. Artık butonumuzun çalıştığını görmüştük. Şimdi o text field'e yazılan yazıları artık almak istiyorum. Bir değişken tanımlayacağım. Değişkenimin adı görev adı text olsun. Text'e yazılacak şimdi. Eşittir. Görev adı diye zaten bir tane şeyim vardı. Oraya yazılan text değerini almak istiyorum arkadaşlar. Diğeri de görev detayı. Evet. Detayı text olsun. O da görev detayına yazılacak text olsun. Bunu test etmek isteyeceğiz ister istemez. Şöyle diyelim. Acaba alabiliyor muyuz, alamıyor muyuz diye. Görev adı ve detayı diyelim. Siz Swift'te printlen içinde bir değişkenin değerini yazdırmak istiyorsanız arkadaşlar, şu şekilde değil. Evet, bunu sonunda buldum. Bu şekilde ters slash işareti içinde yazdırabiliyorsunuz. Görev adı text virgül. Görev detayı text. Bunu bir yazdıralım arkadaşlar. Görelim. Yazabiliyor muyuz? Yazdığımız görev adıyla detayı alabiliyor muyuz bu değerleri? Programımızın çalışmasını derlemesini bekliyoruz şu an. Evet, derledi. Neden gelmediğimiz. Evet, geliyor. Geldi. Şimdi ben buraya bastığımda bakın boş. Çünkü şunların içi dolu değil. Peki buraya mesela görevimizin adı Swift olsun. Swift dersini izle diyelim detaya da. Swift dersini niye buradan yazıyorum bilmiyorum. Ama şu an kendime de hakim olamıyorum. Liste ekle dediğim zaman evet, Swift'i ve Swift dersleri izleyi aldım. Biz demek ki buraya yazdığımız herhangi bir şeyi alabileceğiz. Bu güzel bir şey. Bunları da eklemiştik. Silebiliyoruz. Şimdi burayı kapatalım. Burayı kapatabiliriz. Şu çöp işareti de buraya silmenize yarar. Görev adı ve detayını alayım. Şimdi diyelim ki arkadaşlar biz diyoruz ki görev adı ve detayının boş olmasını istemiyorum ben. Hani böyle bir şey hoş değil. Görev detayı text. Neyse fark etmez. İşte eşit boş demeyelim. Listen mi diyelim. Empty. Şöyle dedim. Orada uyarı veririz. Tamam. Şimdi görev adı ve detayı boşken uyarı veririz ama ondan önce bir şey daha göstereyim. Şimdi burada görevler burada listelenecek yazmıştık. Bir de detay kısmında da bir şeyler listelenmesini istiyoruz. Mesela şu an bir de hemen hızlıca çalıştırayım. Sadece text'teki title kısmı var. Subtitle kısmı
Da bir şey yok. Oraya da bir şey yazdırmak istediğiniz zaman nasıl yazacaksınız? Bir de öyle bir problemimiz ortaya çıkıyor. Hemen oraya bir bakalım. Yani şundan bahsediyorum. Bakın detail yazıyor. Buranın da bir şey yazdırılabilmesi gerekiyor. Nasıl yazdırırız? Ona bakalım hemen. Onu da arkadaşlar yine çok basit. Cell nokta detail text label. İşte bu. Tıklıyorsunuz. Text diyorsunuz. Text diyorsunuz. Görev detayı da buraya yayınlanacak. Diyelim. Şimdi bunu çalıştıralım. Videomuz bir hata yaptık. Ne hatası yaptık? Bir hata yaptık. Ne hatası yaptık? Test. Yani çalıştıralım bakalım hala aynı hatayı mı diyor. Evet. Bu hatayı iyi ki aldık. Şu eşittir işareti bir yere birleşik olduğu zaman sıkıntı veriyor. Siz bunu böyle boşluğu verdiğiniz zaman o sıkıntı kalkıyor. Evet, görev detayı burada yayınlanacak şekilde geldi. Buraya yazdığımız isimleri de artık yapabiliyoruz. Evet. Selim Çağlar. Kerem Çağlar ile ilgili. Saçma bir istediğinizde şurada yazacak. Gördüğünüz gibi. Şimdi videolar çok uzun olunca YouTube yüklemede sıkıntı yapıyor ve uzun oluyor. Ben burada kesip bir sonraki videoda da buralar boş olmasın ve bunları yazdığımız bu değerleri de artık şeyde yayınlamaya başlayalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Herkes kendine iyi baksın.